Dondurucu soğuğa rağmen büyük bir coşkuyla karşılandı. Diyen adam, daima millet diyen, daima hizmet diyen adam, gerçek belediyeciliğin mimarı, kendini değil, önce kendini düşünen adam, Isparta Belediye Başkanı'nın Sayın Şükrü Başdeğirmen aramızdalar. Hazır mıyız Gülcü Mahallesi? Hazır mıyız Hisar Mahallesi? Hazır mıyız Gülcü? Açık hava mitinginde vatandaşlar Başkan Başdeğirmen'e yoğun ilgi gösterdi. Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Gülcü Meydanlığı'nda Gülcü, Hisar ve Sidre Mahallesi sakinlerine seslendi. Dondurucu soğuk havaya rağmen vatandaşlar mitinge yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ün gündeminde 25 yıl sonra tamamlanarak Meydan AVM olarak hizmete açılan ITKM inşaatı vardı. Bana 2018'de aday olduğumda şunu söylemişlerdi. Dediler ki Mehmet, sen yapacağın bir tek iş var. Bir tane iş yap, 10 sene bu şehre istersen hiç uğrama. Nedir o dönüm? Dediler ki şu ITKM var ya, ITKM, şu çarşamba pazarı, orayı bitirin. Ondan sonra senden hiçbir şey istemiyoruz dediler. Şimdi elhamdülillah yine biz Şükrü Başkan'la beraber Isparta'ya AK Parti belediyeciliğini kazandırdıktan sonra ilk yaptığımız hizmetlerden bir tanesi bu oldu. Biz belediyemizi kazanır kazanmaz milletvekili kardeşlerimizle beraber teşkilatımızla TMSF'ye oturup çayın taşıyla çayın kuşunu vurduk. Yaklaşık 185 milyon lira o günün parasıyla. Bugünün parasıyla aşağı yukarı 1 milyar 200 milyon lira civarında orada sadece ve sadece kolonu ve kirişleri kalmış olan bir İTKM'yi biz bugün hayatiyete geçirdik. Elhamdülillah. Bugün 1000 kişi çalışıyor. İnşallah yarın diğer yerlerinde dolmasıyla beraber 2000 kişi çalışacak. İşimiz hizmet, gücümüz millet derken biz bunu kastetmiştik. 25 yıldır yapımı yılan hikayesine dönen ITKM inşaatını 1,5 yılda tamamlayarak Meydan AVM olarak hizmete açtıklarını belirten Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 10 yıldır çekilen kötü kokuyu 6 ayda çözdük dedi. Gelir gelmez 25 yıldır yapılamayan ITKM'nin hemen problemlerini çözerek bugünkü haline getirdik. 1,5 yıl içerisinde bunu şehrimizin en büyük problemlerinden birisi olan bu sorunu ortadan kaldırdık. Bu Isparta'mız için çok önemli ve değerli bir çalışmaydı. Rabbim bizlere nasip etti. 25 yıl içerisinde yapılamayan, yapılamaz denilen, bu yılan hikayesine dönen, bitmeyen bir hayal, gelinmeyecek bir hayal diyerek görülen o büyük yapıyı yapıp memleketimizin hizmetine sunduk. Bu bir AK Parti belediyeciliğinin yapmış olduğu önemli çalışmalardan bir tanesiydi. Demek ki istemek lazım, demek ki bu işte bilinçli hareket etmek lazım ve ikili ilişkilerle, yani diyalogla çözülebilecek sorunlarınla çözülebileceği bir ekip olabilmek lazımdı. Çok şükür bizler bu ekibi oluşturduk ve
Allah yardım etti. Bugün o problemi ortadan kaldırdık. Dedik ki 10 yıldır kokusunu çektiğimiz Davraz bölgesindeki, sağ bölgesindeki o anormal koku. 10 yıl çektik arkadaşlar, 10 yıl. Ama bir idare geldi, bir AK Parti belediyeciliği geldi, bir ekip geldi. Gelir gelmez 6 ay içerisinde bu kokuyu giderdi. Peki ben diyorum ki 10 yıldır çektiğimiz bu koku madem ki 6 ay içerisinde giderilebiliyordu, neden giderilmedi? Neden gidermediniz? Bunu sormaya hakkınız yok mu halk olarak, vatandaş olarak? Biz 10 yılı dile kolay. Üzüldüğümüz şudur. Yani madem yapılabilecekti, madem bu kadar kolaydı, 6 ay gibi zaman içerisinde bu büyük problem diye görünen konu çözülebiliyordu, neden çözmediniz? Şimdi biz bunu sormaya hakkımız yok mu? Neden biz 10 yıl bu kokuyu bu evlerimizde çektik, çocuklarımızı dışarılara çıkaramadık, çamaşırlarımızı balkonlara asamadık? Yazık değil mi bize? Belediyecilik nedir? Belediyenin anlamı nedir? Ne yapması lazım belediyenin? Isparta'daki trafik sorununun çözümüne yönelik de ciddi adımlar attıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, ulaşım için dün teşekkür edenler bugün eleştiriyor. Siyaset böyle olmamalı ifadelerini kullandı. Kokuyla hallettik kısa sürede. Arkasından dedik ki Isparta'daki trafik sorunu nasıl giderilir? Onu da çok kısa süre içerisinde bütün siyasi parti görüşlü vatandaşlarımız dahil olmak üzere en çok teşekkür aldığımız, yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de trafikteki problemlerin çözülmesi. Kısa bir sürede küçük dokunuşlar. Yani küçük deyince Isparta'nın trafiğinde yapabileceğin büyük bir dokunuş yok zaten. Mimar Sinan Caddesi'ni yarım saat, yarım metre büyütemezsin. 6 Mart'ı da büyütemezsin. Cumhuriyet'i de büyütemezsin. Ne yapmak lazım? Bu trafikte, bu elimizdeki trafik yoğunluğuyla o yollarımızın daha kullanılabilir hale getirebilmemiz gerekiyordu. Biz ne yaptık? Çok kısa süre içerisinde yapmış olduğumuz küçük dokunuşlar trafiğimizi anormal derecede normale döndürüverdi. Hatta bugün bana eleştiri yapıp da rakibim olan arkadaşımız dedi ki %37 yaptığınız çalışmada akaryakıt istifadesi tasarrufu sağladık dedi. Bugün Isparta trafiğinden şikayet ederek bizi eleştiriyor ama o gün biz bunu yapınca konusuyla da alakalı olduğu için bu açıklamayı yapmıştı. %37 oranında yaptığınız çalışmalar Isparta trafiğini rahatlattı ve akaryakıt tasarrufu sağladı. Size teşekkür ediyoruz dediler. Ama bugün onları unuttular, yapılan bu çalışmayı eleştirmeye başladılar. Siyaset böyle olmamalı. 1 Nisan'da sandıkları patlatın çağrısında bulunan Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, bu kadar yalanlara, dolanlara, iftiralara verilen cevap Gülcü Meydanlığı'dır diye konuştu. Yeniden tekrar çok güzel hizmetler yapmaya 1 Nisan'dan itibaren başlamak istiyoruz. Evet. Tabii. Allah razı olsun. 1 Nisan'da yeniden başlamak için ne yapmamız lazım? Sandıkları patlatmak gerekiyor mu? Eğer sizler sandıkları patlatın, biz de şehrimize hizmetle neler yapabileceğimizi, bu zor dönemde yapılan 153 yatırım varsa, problemsiz önümüzde açık olan 5 yılın, güçlü bir 5 yılda neler yapılabileceğini söylememe gerek yok. Allah razı olsun sizlerden. Siyasettir. Bazı tabii ki yarışın içerisinde, rekabette bazı şeyler mutlaka olur. Ama bizi üzen olması gerekenin dışındaki davranış, hareket ve iktidarlar. Hiçbirini kafamıza takmıyoruz, onu da söyleyeyim. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, hiçbir tanesi umurumuzda değil. Bizim tek umurumuzda olan ne var biliyor musunuz? Bu
en soğuk gecelerden bir tanesi. Bu kışın en soğuk gecelerinden bir tanesi ve en kalabalık mitinglerimizden de bir tanesi. Bu ne demektir biliyor musunuz? O yalanlara, o dolanlara, o iftiralara, o alçakça sağımıza solumuza saldıranlara karşı verilen cevap Gülcü Meydanlığı'dır. Gülcü! Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle omurgamızda hiçbir arıza yok. Omurgasında arıza olanlar düşünsün bunları.